arkadaşlar, ben Taha. Bugün 21 Haziran 2019, yılın en uzun günü. Aynı zamanda da ev arkadaşım Umut'un doğum günü. Akşam hep birlikte arkadaşlarımızla Umut'un doğum gününü kutlamaya dışarı çıkacağız. Saat 2'ye yaklaşıyor. Arkadaşlarımızla akşam buluşacağız. Ben şimdi şey yapacağım. Ben doğum günü kartı, tebrik kartı, yılbaşı kartı hazırlamayı çok severim arkadaşlarıma. O yüzden de şimdi Umut'a bir tane doğum günü kartı hazırlayacağım. Önce hediyesini de göstereyim bakın. Nasıl olsa bu videoyu sonra yayınlayacağım için gösterebilirim. Umut Disney koleksiyonu yapıyor ve Peter Pan en sevdiği karakter. Hatta tam burasında, benim evimde olan yerde, onda Peter Pan dövmesi var. Ben de Disney koleksiyonuna bir şey aldım Umut'un. Disney'in Snowcase Collection diye böyle el yapımı, elde boyanmış ve oyulmuş figür koleksiyonu var. Bu onlardan bir tanesi. O kadar güzel ki yani, o kadar güzel ki. O kadar güzel ki tam Wendy'nin Peter'e öptüğü ve Tinkerbell'in onun saçını çektiği sahnenin bir figürü. Bunu çok beğeniyordu, aşırı seviyordu. Ben de o yüzden bunu ona hediye aldım. Çok güzel yani. O kadar güzel ki yani, bana gelse bu hediye ben çok mutlu olurdum. O yüzden umarım Umut da mutlu olur. Doğum günü kartında yine Peter Pan temalı hazırlayacağım. Aklımda iki tane var. Bir tanesi daha böyle yeşil ve kırmızı detayı olan, Peter Pan'ın kostümü gibi olan ve üzerine Never Grow Up yazan bir şey. Diğeri ise gökyüzü gibi olup Peter'ın silüetinin uçtuğu, üzerine yine Never Grow Up yazan bir kart. Ne yapacağımı buldum. Yıldızlı, gökyüzülü bir şey yapacağım. Bakın göstereyim. Peter Pan'dan Neverland'in olduğu yıldız. Buna benzer bir gökyüzü yapıp iki tane yıldız yapacağım buradaki gibi. Bakalım yapabilecek miyim? Ve daha sonra da üzerine de küçük Never Grow Up yazacağım. Bakalım, umarım güzel olur. Tonks uyuyor. Uykucu. Kızım. Şu an çıldıracağım. Çünkü paketlemeyi planladım. Kağıtların boyutu sadece şu kadarmış. O yüzden asla paketlenmedi. Yüzlerce paket denedim şu anda ve asla paketlenmiyor. Hediyeyi paketleyemiyorum. Sıcak. Terledim. Şuranın haline bakın. Bu kadarını paketleyebildim sadece. Çünkü paket yok. Şu kadarcık. Böyle paketlesem ne olur ki? Büyük uğraş sonucunda hediyeyi paketledim. Zarfları kestim. Bir şekilde yaptım yani. Asla açılmayacak şekilde şu anda. Kartı biraz değiştirdim. Paket çok sade oldu, geldi gözüme. O yüzden de üzerine bu şekilde hediye kartı gibi, paket kartı gibi yaptım. Şu an biraz daha tatlı görünüyor. Üzerine de The Second Star to the Right yazdım. Bence tatlı oldu. Akşam için Tonks'a kıyafet giydiriyoruz. Dur önce şunu çıkartalım. Tonks çok komik olacağım. Ne güzel oldun sen. Tam bir moda ikonu oldun. İşte doğum günü çocuğu geliyor. Doğum günü kutlu olsun evlat. Sen de kahvaltı hazırla ve hiçbir şey yakmamaya çalış. Peki Petunia teyze. Kaç tane la? Minik dadlimin bu özel günü için her şeyin, ama her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Acele et, benim kahvem nerede? Getiriyorum enişte. Kaç tane var? 36. Onları kendim saydım. Ne? 36 tane mi? Ama daha geçen yıl 37 idi. Evet, o hazır. Geçen yılkine göre çok daha büyük olmaları umurumda değil. Yeter artık. Dadliyi ben olsaydım. Yeter. Hazırlandık. Ve şimdi Kadıköy'e gidiyoruz. Bizimkilerle buluşacağız. Tonks yanından geçen bütün köpekleri havlatıyor bu kombiniyle. Ve beklenmedik kaka. Merhaba. Çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ben neredeyim? Selam. Size bir sürü örtü getirdik. Onu üfletelim. Hadi gelsin Tuba'lar falan. Gösterelim. Evet. Sakın şimdi değil. 3 kilo vermiş. Ne? 3 sayılır, boşver. Ben döndüm. 4 neredeyse. Bak 4'ü de 5'e yuvarla. Bu yıl bikini body benden sonra duranlar. Şimdi dünyanın en tuhaf ve en güzel pastası. İyi fikir. Dur, göster bir. 82 tane. 82 tane Napolitan çikolata paket var. Paket falan mı? Biraz da daha.
Ve buradan da Napoliten atılabiliyor mu hiç? Evet çünkü aç. Yani bu belli. Napoliten kumbarası. İlk başta şey düşündüm. Keşke ben 82 tanesini versem tek tek atsın için. Bugün İyi ki doğdun Umut. Bu yıllar sana. Gördüm. Bir yandan da ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Cupcake. Bana ne? Çocuk çıkacak içinden ama. Bana ne? Ejderha. Sence ne bu? Büyük hissediyorum. Açayım mı? Açayım mı? Dur bak dur. Bu aslında ne biliyor musun? Bak şimdi. Diyelim ki bayramda 5 tane Napoliten harçlık aldın. Üzülme. Artık bir Napoliten kumbaram var. Bunu yakarak yap. Evet. Ay, ilayda. Şimdi bu ateş kovalarak yap. Atalarına gel. Ya. Sevindin mi? Mutlu musun? Ay ne güzel. Hayatında hiç Napoliten kumbaran olacağını düşünmüş müydün? Ya anlatacak mutluyum. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Dünyada ilk Napoliten kumbarası olan Umut. Çünkü başka yoktur. Bitti mi? Hayır. Bitti mi? Biraz bir daha zara inmez. Bu İlayda'nın, Ahmet'in ve Ecmel'in ve Tuğba'nın ve Eda. Yani herkes. Ben de sana çorap aldım. Keşke açınca görseydin. Çorap işte ya ne olur. Beni bekliyorum. Beni ısırır mı? Isırma. Sen niye ısırsın? Ooo bitti mi? Hayır. Benim hediyem. Ne yazmıştır ben? Hangi filmden olduğunu bile anlamadım. Hangi filmden? Kesin ben varım. Kesin değil. Sizce paketi yırtman lazım çünkü asla açılabilecek paket değil. Sen istiyorum demedin mi? Kim dedi hediye istiyorum diye ya? Kapat. Çok heyecanlandım. Açayım mı? Açılmıyor. Aç. Ya hepimiz aç, hepimiz aç ya. Hepimiz aç. Nedir? Ben gördüğüm şeyi anlamıyorum. Aha. Ben bile çok beğendim. Bir ara vermeyesim geldi. Cidden çok güzeldi. Bana diyor ki açıp açıp hediyeye bakıyorum. Sonuçta aynı evin rafına konacak yani. Bir daha lütfen. Ben de boynumu da çevireceğim. Boynu da çevirmek çok güzel. Belim de versene. Ben benim. Belim de asla çeviremem. Biri bir kuzu açabilir mi? Sonra sadece izleyin. Ahmet yapamaz. Ahmet çeviremez. Ahmet Tarkan dans yap. Arkan dans yap. Kendini çevir. İşte biri bir kuzu aç. İyi ben söylüyorum işte kuzu geldim. Ahmet 20 tane yaptı. Bir şey söyleyeyim. Çocukken herkes yapabiliyordu. Şimdi niye kimse yapamıyor? Hadi çevir. Çeviremiyorum. Belini de çevir. Çeviremiyorum. Çevir. Görüntüledik. Çekmez misin? Bir şey Umut'u etiketleyecek lazım. Neden? Bu videonun altına Ecmel abla hamile mi sorusu gelir mi? Bence Sude Alkış hamile mi gelir mi? Net gelir. Sude Alkış hamile mi? 4
saniye. Bizim ilişkide ben hamile oldum. Ya salak salak üstünden yapmaz. Abi bunu nereye koymaz ama bence neden? Koyuyormuş mesela. Tamam, çok iyi bir şey yaptım. Bak şimdi mesela... Oyun oynuyoruz, herkes oturuyor. Ben sana soru mu soracağım? Sen bana soru soracaksın, sonra Uğurcu sende kalacak, sonra sen birini atacaksın, o sana soru soracak. Aa, hayır. Abi, ayak üstü. Sen bana atma. Rekreasyon soracağım, ne bileyim. Hadi, kime o atıyorsun? Yeşil mi? Evet, hayır. Taha bana bir soru. Dayanım kulağıma. Soruyu sor. Ben mi soruyorum? İlayda, videolarına gelen yorumlardan en çok etkileyen seni neydi? Böyle oturup ağlatan seni. Abla, tereyağı görünce aklıma sen geliyorsun. Ben birim arıyorum da. Ahmet! Bak öyle bir soru sor ki bunu biflemek zorunda kalayım. Ağladın mı gerçekten? Tamam. YouTuber olmak kolay değil. Gündüz etkinlik gel. Akşam da böyle uyursun işte. Ama seni Tarkan'da bir oynarken görmek isterdim. Kusacaktım şuradan kalkarken ben. Sen çok isterdim. Biliyorum. Seni çok seviyorum. Öp bir dudu işte. Kapatacaktım şöyle yapsam. Umut'un doğum günü şerefine kafe kapattık. Ana, çok sıcak değil mi? Soyunacak mı? Nazik tanıdığımla bu hala alakasız. Umut şimdi çok daha mutlu ve iyi biri. Yine Umut'la ilgili tek yorumun ne kadar yakışıklı olduğu. Ben konuşmayacağım. Sevgi metne dökülmez bir tavırdır diyorum. Bravo be! İlayda! Efendim? Beni ne kadar seviyorsun? Umut'u bu kadar, ama dışı kadar. Anladın mı? Umut'la 9 sene, 10 sene önce tanıştık. Sonra bir takım olaylar oldu, oraya çok girmeyeceğim. Bayağı keyifli o kısım ama boşverin, oraya girmeyelim. Sonra kaderdir, alın yazıdır, ne derseniz deyin, birbirimizi tekrar bulduk. Bulduk. Cem olmasaydı kesinlikle Umut'la evlenirdim. Böyle de bir gerçek var. Umut benim dünyada en çok ortak noktaya sahip olduğum... Ceyhun yok ya, konuşar mısın? Aynen. Plilerimi tamamlayan, benimle eğlenen bir kızım gerçekten. Umut'la biz her yani tanışmadık içeride. Çünkü tanıyorduk birbirimizi. Seninle de öyle. Yok, yanlış düşünme. Gerçekten seni çok seviyorum. Çok da net seviyorum. Ve hayatımda her zaman olmanı isterim. Şimdi yemek yemeye geçeceğiz. Oradan da artık eve döneceğiz. Çok acıktık ama saat 3. Çok uykum var. Benim de çok uykum var. Ben yemek yemeyeyim.